Efendim herkese merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda Steam'in yaz indirimleriyle bulunmaktayım. Arkadaşlar Steam yaz indirimlerinde gerçekten çok güzel oyunlar var. İlk başta baktığımız zaman böyle çok fazla detaylı bir şey yokmuş gibi gelse de birazcık derinlere indiğiniz zaman Gerçekten muhteşem oyunlar olduğunu düşünüyorum Lafı daha fazla uzatmadan hemen bir başlayacağız Biliyorsunuz en son gelen bir özellikle Oyun aldığınız müddetçe işte puan biriktiriyorsunuz ve Bu puanlarla kendinizi e, Profil çerçevesi falan alabiliyorsunuz Mesela benim profilim şu anda Şu şekilde arkadaşlar onu bir göstereyim Gördüğünüz gibi profil çerçeven böyle Alengirli malengirli yanıyor ediyor Arka planda gerçekten çok güzel oldu Fakat maalesef bu bir aylık bir süreç e, Bazı çerçeveler biraz daha uzun kalıyor. Hatta kalıcı olarak kalıyor ama bu almış olduğumuz maalesef bir aylıkmış. Çok sevmiştim. Hatta şurada sohbet kısmında göstereyim. Bakın böyle parlıyor. Şöyle daha iyi görünüyor. Bence muhteşem görünüyor. Keşke daha fazla kalabilseymiş dedik. Şimdi hemen oyunlara geçelim arkadaşlar. Disco Elysium diye bir oyunumuz var. Bu oyun yani acayip seviliyor. Ben hiç oynamadım. Ee, ağır bir RPG bildiğim kadarıyla hani takip ettiğim kadarıyla tam emin olmasın ama Türkçe yama... Şeyi başlatılmıştı kampanyası işte firma başlattı herhalde biz de gittik verdik oyumuzu Türkçe olsun diye. Türkçe olursa belki bir bakarım onun da fiyatının %25'lik indirimle 45 TL'ye düştüğünü görüyoruz ki zaten 61 TL'de normalde uygun bir fiyat diye düşünüyorum. Futbol menajer ve ter terraria var bu terraria'yı çok duydum ama oynamadım. Şimdi benim ilgimi çeken oyunlardan bahsedeceğim arkadaşlar onlara da öncelikle şuradan bir ulaşalım. En çok satanlar kısmına geldiğimiz zaman PUBG'nin bir indirimi olduğunu görüyoruz. Şu anda %50 indirimde 43.50 TL gelmiş PUBG. Sea of Thieves zaten indirime ihtiyacı olmayan bir oyun bence. Çünkü 61 TL zaten çok uygun bir fiyat. Yani bu oyun için bence uygun bir fiyat. Ben bu oyunu çıktığı zaman 200 TL civarlarında 270 TL gibi bir fiyatla satın almıştım. Daha sonra Xbox Game Pass'e koymuşlardı. Bir güzel sövmüştüm. Çünkü aylık 10 TL'ye 15 TL'ye oynanabilir hale gelmişti oyun abonelik sistemiyle. Ben de boşu boşuna 270 TL para vermiş bulundum. Ben parayı verdikten hemen sonra bu oyun ee dahil edildi. Baktığımız zaman Euro Truck Simulator'da yine çok çılgın bir indirim görüyoruz. %75'lik bir indirim var. Zaten uygun fiyatlı olan oyun artık almazsanız ne diyeyim kıvamına getirmişler. Hani bu oyun alır oynarsın kıvamına getirmişler. Fakat... Yuratorak Simulator arkadaşlar hakikaten direksiyonla başka bir şey haline geliyor. O yüzden bu tür oyunlar bence direksiyonla oynanmalı diye düşünüyorum. Rainbow Siege var. Ee, The Forest var. The Forest bizim ekiple gerçekten çok severek oynadığımız bir oyun olmuştu. Hatırlayacaklarınız olur zaten kanalımda serisi vardı bunun. 16 TL'ye kadar düşmüş. Yeni güncellemeleriyle bazı içerikler eklenmiş herhalde. Son halini bilmiyorum ama biz bitirdiğimiz için artık buna daha devam etmedik. The Forest'u tavsiye ederim. Red Dead Redemption 2'nin... 239 TL düştüğünü görüyoruz. Hala çok yüksek bir fiyat. Ee, bu oyun için değer onu söyleyeyim. Yani Red Dead Redemption 2 benim bugüne kadar yani eşini benzerine rastlamadım bu şekilde muhteşem bir oyun. Bir de Last of Us var hakikaten öyle. E animasyon kalitesi olarak bundan bahsediyorum. Hikayesi çok eleştirildi Last of Us'ın. O yüzden konuya çok fazla girmeyeyim. Çok fazla gömeni var, çok fazla seveni var. Ben zaten ne oynadım ne de PlayStation olduğu için bu oyunu takip ediyorum. Ama Görsel olarak animasyon, animasyon kalitesi olarak muhteşem bir seviyede olduğunu da söyleyebiliriz. Red Dead Redemption 2 bu arada Epic Games'te 60 TL'lik kuponla beraber bayağı uygun fiyata da düşmüştü. Rust'ın yine 30 TL'ye düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ee, Steam'de indirimleri dediğim gibi ana sayfada baktığınız oyunlar bunlar. Bir de bunun aşağısı var. Bakın biraz daha şöyle aşağı inelim. Ee, genelde çünkü insanlar direkt ana sayfaya bakıyor. Biraz daha derinlere inmeyi e, es geçiyorlar. Bundan önce ben de öyleydim. Steam'i ta ki çözene kadar... Frostpunk yine muhteşem bir oyun. Onun da %60'lık indirimle 20 TL düştüğünü görüyorum şu an böyle baktığımda. Starry Valley var. Bunlar zaten çok uygun fiyatlı oyunlar. Max Payne serisi yine o da 10 TL'ye kadar falan düşmüş. Şu anda 20 TL'ler civarındaki oyunlara falan bakıyorum. Daha çok Dane Light var. O da çok güzel oyundu. Dane Light 2 de duyuruldu. Muhteşem bir oyun geleceğinden şüphemiz yok. İlk oyunu oynamadıysanız eğer güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Yine ee, şahane indirimin Odak noktası olan oyunlardan bir tanesi de Total War Rome 2 olmuş Total War ben çok oynamıyorum ama 210 TL'lik fiyattan 52, 52 TL'ye düşmesi Falan hakikaten epik bir indirim Olmuş diyebiliriz Biraz daha şimdi şöyle bir aşağı inelim arkadaşlar Buraları kesmiyorum bilerek Bunu yapmanızı tavsiye ederim Aşağılara inin Tomb Raider var işte o Tomb Raider serisi var Şimdi Popüler ve yeni çıkan oyunları içerisinde Beyond Two Souls'un 63 TL'ye düştüğünü Detroit'in 127 TL düştüğünü ki Epic Games'te çok daha indirim, sağlam indirimleri vardı bunların. Görüyoruz. Fakat Titanfall 2 şu anda 65 TL. Gözü kapalı alın abi. Bak çok net söylüyorum. Titanfall 2 hikaye anlamında benim son zamanlarda oynadığım en muhteşem oyunlardan bir tanesiydi. Oyunun sonlarına doğru arkadaşlar hakikaten böyle hani hafif gözlerim dolduğunu falan gördüm hissettim yani. Neden? Trans, ben bir Transformers filminde bunu yaşamıştım. Hani Robotla insan bağını bu kadar kuvvetli yapabildikleri için tebrik etmiştim Transformers filmini Titanfall'da da yine bunu başarmışlar arkadaşlar o binmiş olduğunuz içerisinde dahil olmuş olduğunuz robotla yapay zekasıyla baya baya duygusal bir bağ kurmanıza sebep oluyor Titanfall 2 şahane bir oyundur. Journey'i görüyorum. Ee, bu da PlayStation'ın exclusive oyunlarından bir tanesiydi. Son derece güzel görsel böyle bir sanat gibi bir oyun denilebilecek. Sanat eseri denilebilecek oyunlardan bir tanesi. 18 TL bayağı uygun. Onu da tavsiye ederim bakabilirsiniz. Battlefield 1 de burada 139 TL'ye görünüyor. Daha hala bu oyunu 140 lira verip alan olur mu bilmiyorum ama çok daha uygun fiyatlı zamanında satıldı. Efsane oyundur Battlefield 1. 5 filan hikaye Battlefield 1. E, efsane oyun. Şimdi gelelim benim en sağlam favorilerinden bir. bu arada bir dakika Need for Speed'in 200 TL düştüğünü görüyoruz ama sağlam bir indirim olmasına rağmen 500 TL'den 200 TL. 500 TL kim veriyor şu Need for e onu da bilmiyorum. 200 TL düştüğünü görüyorum hani meraklısına söyleyelim ama ben pek oralı değilim Need for Speed artık benim için bitmiştir. Yani GTA 5 bütün araba yarışlarının yapamadığını kendi yaptığı yıllarca bize güzel bir deneyim sundu. Burada arkadaşlar çok fazla bilinmeyen Cloudpunk Punk oyunundan bahsedeceğim. Cloudpunk oyununu, Cloud Punk oyununda e, Cyberpunk evrenindesiniz. E, bu çok eleştirilen bir oyun vardı. Ne? Death Stranding tarzı bir oyun. Nedir? Kargoculuk yapıyoruz. Hani getir götür yapıyoruz. Ama Türkçe dil desteğiyle beraber o kadar güzel diyaloglar, öyle güzel bir hikaye var ki o yüzden oynarken büyük keyif alacaksınız. Aynı zamanda e, bu Jetkiller çizgi filmleri vardı. Eskiler bilir gökyüzünde aracınızda istediğiniz gibi haritanın her yerinde uçup gezebiliyorsunuz. Hatta binaların yanına yaklaştığınız zaman e, orada yaşayan sakinlerin rahatsız olduğu, camdan sizi gördüğü zaman etkilendiklerine kadar böyle detaylı bir oyun. Doom Eternal'ı görüyoruz. Şahane bir oyun Doom Eternal. Bir önceki oyunun üzerine daha ne konabilir ki falan gibi düşünülürken Bethesda yine işin içine Bethesda'yla herhalde yanlış hatırlamıyorsam özür dileyim şimdiden söyleyeyim ama Bethesda diye hatırlıyorum. Hani şahane bir oyunu ortaya çıkarttılar ve şu anda %50 indirimle 100 TL'ye düşmüş durumda. Şimdi aşağıya devam ediyoruz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ben hangi oyunları aldım? Onlardan da bahsedeceğim. Benim de son almış olduğum 3-4 tane oyunum var. Onları da size göstereceğim. Hello Night var. Bu da hani kendi türünün en iyi örneklerinden biri. 24 TL'lik oyun 12 TL'ye düşmüş. Onu da düşünebilirsiniz. Ben dediğim gibi birçok oyun var. Belki sizin de çok sevdiğiniz şeyler vardır ama benim dikkatimi çekenleri size anlatmaya çalışıyorum. Abi sen ne tür oyunlar oynuyorsun falan diye bana çok fazla soruyordunuz. Gözüme güzel gelen her oyunu oynuyorum. En son Sünger Bob oynuyordum yani bayıldım yani Sünger Bob'a. Onu da söyleyeyim. Assassin's Creed Odyssey'nin 88 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Daha iyi bir indirim de aldı bu oyun zamanında. Ben Epic Games kuponla birlikte 20 TL'lere falan aldım arkadaşlar bu oyunu. Hani Assassin's Creed ön yargısı vardı bende artık Ubisoft gözümüze soka soka her sene Assassin's Creed oyunu çıkarttığı için beni tilt etti. Ben ta böyle 2'de 3'te bıraktım yani Assassin's Creed artık. Ee, Prince of Persia'yı yapmamalarına da çok fazla sinir oluyordum. O yüzden salmıştım ama şu Odyssey benim bütün ön yargılarımı yıktı. Hakikaten son yılların en iyi oyunlarından bir tanesi olmuş Odyssey. Titanfall 2'den bahsetmiştim zaten. Max Payne serisi falan. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Bitti mi? Bitmedi. Monster Hunter World'de bir indirim var ama benim beklediğim kadar bir indirim değil. E, açıkçası bir 30-35 TL civarında çekerler mi diye bir düşündüm ama hala çok iyi yani böyle bir oyun için hala fiyatı çok iyi 91 TL. E, Iceburn genişleme paketiyle beraber oyuna baya sağlam güncellemeler eklenmiş diye biliyorum. E, ben Dauntless oynadığım için Monster Hunter World'e bakmadım çünkü Dauntless da var yine o da ücretsiz bir oyun Epic Games'ten indirebiliyorsunuz. Yani ba bana baya bir keyif verdi Dauntless ama bu çok daha iyi bir oyun onu da söyleyelim. Hani ücretsiz olsun istiyorsanız böyle bir canavar avı falan Dauntless'e bakabilirsiniz arkadaşlar. Fallout 4'ün 133 TL'den 40 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Güzel bir indirim olmuş. Final Fantasy'si var. Cihacur, şöyle biraz aşağı gidelim. Ee, Skyrim'in 45 TL'ye düştüğünü görüyoruz. 2011 yılında çıktı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hala epik, efsane bir oyundur yani Skyrim. Bethesda abimizden de artık Elder Scrolls 6'yı 6 ile ilgili bir şeyler göstermesini bekliyoruz. En son bir duyurdular, gösterdiler, geçtiler. Detroit Become Human benim çok severek oynadığım bir oyunda ama çok ciddi bir indirimi yok. O yüzden onun da üzerinden geçip gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. The Crew 2 225 TL'den 56 TL'lere düşmüş. Oyunun normal fiyatı bence 100 TL civarında olmalı. 225 TL çok fazla şu an için söylüyorum. İlk çıktığında çok normal olabilirdi ama e, normal fiyatının şu anda 100-150 TL civarı olup indirimde 56 TL olmaları iyi olurdu ama normal fiyatı biraz pahalıymış 225 TL. Fakat indirimli fiyatı şu an 56 TL'de. O yüzden onu da e, araba yarışı alternatif bir şey bakıyorsanız düşünebilirsiniz. Şimdi... Biraz daha aşağı ineceğim arkadaşlar. Burada Frostpunk'tan bahsetmiştim. Yine muhteşem bir indirim. Jurassic World Evolution da var arkadaşlar. E, 171 TL'den 42 TL'ye kadar düşmüş. Bazı oyunlar %75 indirimle karşımıza çıktılar. Bakın onlardan bir tanesi de Civilization. Bu oyunu Epic Games bedava verdi. O yüzden hiç indiriminden bahsetmeyeceğim şu an. Ama eğer kaçırdıysanız Epic Games'ten almadıysanız buydu diye hatırlıyorum bu arada. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. 54 TL'ye şu anda alabiliyorsunuz. Disco Elysium'u bahsetmiştim. Dark Souls'un %75'lik bir indirimle yine 44 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Türü sevenlerin kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Sekiro'da öyle çok ciddi bir indirim yok. Hala bence çok yüksek. Burada arkadaşlar Eplag... E, bunu bir türlü söyleyemem. Eplaguetail. Onu yine sağlam bir indirimini görüyoruz. %66'lık bir indirim. Türkçe yamasının da olduğunu unutmayalım. Türkçe yaması olan oyunlar benim için bayağı bir ilgi çekici oluyor. Hatta benim de satın almış olduğum oyunlardan bir tanesinde yakın zamanda Türkçe yama gelecek olduğu için aldım. Onu da sizle paylaşacağım. Ee, şöyle bir bakmaya devam edelim. Burada Stranding Dead var arkadaşlar. Bu oyun e, nasıl oynayayım? ya Survival bir oyun. E, tropikal bir şeyde geçiyor. Adaya düşüyorsunuz herhalde falan. 2015 yılının oyunu. Güzel bir indirimi var bence. E, yani. 24 TL çok pahalıydı. 16 TL düşmüş. Muhteşem bir indirim. Hemen alın. Hemen alın. Lütfen. Lütfen. Oğlum ne olacak lan? Yani şurada 6 TL daha verir. Alırmışız. Gerçi ya diyeceksin ki ya kaptan ne bekliyorsun sen de. Zaten oyunun fiyatı 24 TL. Yine de iyi bir indirim. En son benim kanalda hikayesini bitirdiğim sevgili dostum, çocukluk arkadaşım Mehmet'le beraber oynamış olduğumuz Eve Out serisini e, kanalda bulabilirsiniz. O da çok güzel bir oyundu. 100 TL'ye düşmüş. E, yani düşünülebilir. Ben de ama hani internetten araştırdım. PC oyunculuğunun en büyük artılarından bir tanesi. Uygun fiyatlı bir key bulmuştum. O şekilde satın almıştım. 70 TL'lere falan gelmişti benim bulduğum sitede. Yurt dışından bir tane sitede bulmuştum. Planet Coaster'ın arkadaşlar %75'lik indirimi var. Yani bayağı iyi ya. 20, yani 112 TL nere? 28 TL nere? O yüzden onu da tavsiye ederim. Assetto Corsa'nın 8 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Bayağı iyi. Bunu hatta ben alayım. Çünkü Direksiyon sistemiyle beraber oynanacak oyunlara bakıyorum İyi olur kötü olur fark etmez en azından Kütüphanemde bulunsun Bazı oyunlar vardır o şekilde düşünüyorum Kütüphanemde bulunsun diye Yine burada The Division'ın indirimde olduğunu görüyorum Outlast'ın 4 TL'ye düştüğünü görüyorum En sağlam indirimlerden bir tanesi bu olmuş %85 olmuş Normal fiyatı da zaten 32 TL 8 4 TL'ye Outlast bayağı iyi görünüyor Benden uzak dursun korku oyunları Desperados yakın zamanda çıkışını yaptı. Onu gösteriyor şu an burada. Ee, şöyle bakalım. Marvel o ücretsiz bir oyunmuş. Bu arada yani Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni gameplay'ler geldi. Hype'ım gitgide yükseliyor o oyuna karşı. Zaten ön siparişle aldık. Çıkışını bekliyoruz. Ben arkadaşlar şöyle bir baktım da. o oynaması ücretsiz Zula. Profesyonel bir Zula oyuncusuyum. Teşekkür ederim buradan beni destekleyen herkese. Çok sağ olun. Turnuvalarda dünya birinciliklerim var. Zula çok efsane bir oyundur. Devam edelim daha fazla zırvalamadan. Assetta Corsa Competitive mi? Kompetizyon mu? Onun da %40 indirimle 36 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Şimdi arkadaşlar benim bir listem vardı da onu bulmaya çalışıyorum. AAA Triple A dediğimiz bu 3A yani dünyanın en büyük oyunları klasına giren oyunların yine indirimleri vardı. Onu bulduğum zaman ben oradan devam edeyim. Burada bir kesik daha atayım bu kısmı geçmişim onu fark ettim arkadaşlar. Devil May Cry 5'in 89 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Güzel fiyat 179 liradan. Gears 5'in e, Xbox Game Pass üzerinden direkt abonelikle oynanılabildiğini hatırlatayım. İlk defa abone olacaksanız 5 TL'ye 3 aylık abone alıyorsunuz. Eğer e, daha sonrasını devam ettirmek isterseniz aylık 15 TL gibi bir fiyatla abonelik sisteminin içerisindeki bütün oyunları oynuyorsunuz Xbox Game Pass'te. Gears 5 de onlardan bir tanesi. Yakın zamanda Burak Kankam'ın Canlı yayınlarında oynuyorduk. Gerçekten çok güzel bir oyun. Onu da atlamayalım. Ee, işte ha işte geldik arkadaşlar şimdi buraya. Buradan bahsediyordum buradaki liste. Devil May Cry serisinde gerçekten ciddi indirimler var. %62 ve %34 seviyeleri arasında indirimleri görüyorsunuz. Call of Duty serisinde yine bir indirim var. Ee, burada World War 2 yani 2. Dünya Savaşı'nın konu aldığı Call of Duty oyununun 68 TL düştüğünü görüyoruz. Güzel bir fiyat. Beni çok etkilemiyor ama e, türü sevenlerin dikkatini diyelim. İşte geldik arkadaşlar şimdi oyunun krallarından bir tanesi olan bana göre Deus Ex'e. Ben bu Deus Ex'e başladım arkadaşlar ama e, çok nasıl söyleyeyim. Hani bazı oyunlar vardır ya sadece Türkçe oynama oynadığınız zaman oyunu tam olarak anladığınız zaman muhteşem olur. Deus Ex bence onlardan bir tanesi. O yüzden bir baktım buradan Anonymous'a da Anonymous bunu bir türlü söyleyemiyorum. Anonymous diyelim. Öyle doğru söylemişimdir umarım. Ee, o grup da biliyorsunuz oyunları Türkçeleştiriyor. Ve yakın zamanda Red Dead Redemption 2'yi duyurdular. Oyunun hatta çevirisinin bittiğini test aşamasına getirdiklerini söylediler. Öyle tahmin ediyorum ki çok yakın zamanda Türkçe yaması bizlerle buluşacak. Ve Red Dead Redemption 2'yi Türkçe oynayabileceğiz. Ee, bu o grubun diyeyim. Yeni oyunu da Deus Ex. Deus Ex'te de baya bir ilerlemişler. Deus Ex'in son oyunu olan Mankind Divided isimli bu oyunu şiddetle tavsiye ederim. Eğer Cyberpunk 2077'yi heyecanla bekliyorsanız daha öncesinde zaten yapılmış olanını oturup oynayabilirsiniz arkadaşlar. Deus Ex'te Cyberpunk evrenini konu alıyor. Yine giyilebilir, takılabilir, çıkarılabilir, insan vücuduna yerleştirilen tuhaf tuhaf güçlerle donatılmış özel insanlarla etkileşim içinde olduğumuz bir oyun diyelim. 11 TL'ye düşmüş fiyatı. Normal fiyatı 75 TL olan bu oyun. Bayağı da bakın IGN'den falan 9.2 almış? Evet IGN diye görüyorum. Hani iyi puanlar alan. E, yapmak istediklerini muhteşem bir şekilde yapmış. Hatta oyun tarihinin de en karizma. E, Adam Johnson mıydı ismini tam hatırlamıyorum. Aynen Adam Johnson. Yani en karizma adamlarından bir tanesi olan bu Adam Johnson'la beraber e, oyunda takılıyorsunuz abi. O yüzden bunu tavsiye ederim. E, bahsetmiştim ya size bazı oyunları ben aldım diye. Bu onlardan bir tanesi oldu Türkçe ama geleceği için onu kaçırmamak istedim şu sıraya şöyle bir bakalım arkadaşlar Red Faction'ı görüyorum Sonic serisi var ben de aldım ee, 6-7 TL'lere kadar filan düşen birkaç tane oyunu vardı onları da aldım Arma 3'ün bilmiyorum oyundan oynayanınız olur mu hala günümüzde çünkü bayağı eski bir oyun ee, ya çok da eski değil bu arada ama hani ben tekrar oynamam ama güzel bir indirim var 22 TL'lere düşmüş durumda Project Cars içinde aynı şey geçerli yüzde seksen beşlik bir indirimi var. Street Fighter'da yine indirimler var ya oyunlar arkadaşlar hemen hemen 25 ile 60 TL arasında tutulmuş ve bir sürü indirim var Ben Bundan önceki yaz indirimlerine ben bu kadar detaylı bakmıyordum ama hani beni çok tatmin etmiyordu bu seneki indirimler gerçekten açıkçası beni tatmin etti Benim satın almış olduğum oyunlara da bakacağız yine Total War serisinde indirimler var South Park'ı ben bilmiyorum yani ben çok e, takipçisi değilim South Park'ın ama çok büyük bir efsane olduğunu duyduk. Mountain Blade Bannerlord biliyorsunuz son oyun arkadaşlar. O da Epic Games'e geldi. Onu bir de 60 TL kuponunuz duruyorsa 60-65 TL gibi bir fiyata da alabiliyorsunuz. Tavsiye ederim Epic Games üzerinden. Ee, şöyle bir bakalım başka hangi oyunlar var mesela dikkatimi çeken. Geç abi Resident Evil var burada. Ee, Resident Evil'ın fiyatı da farklılık gösteriyor tabi. Yalnız şu oyunu yani bugüne kadar yapılmış en iyi remake'ti herhalde bu. Remake olması lazım. Nedir abi? Oyun çok eski bir oyun. Ama bunun üzerine yeni eklentiler koyuyorlar. Aynı zamanda günümüze uyarlıyorlar. Yeni hikaye falan bir şeyler dallandırıp budaklandırıp herhalde çıkarttılar. Yapılmış olan en iyisi falan diye konuşuluyor. Resident Evil 2 bu anlamda baya e, büyük bir indirimde. 180 liradan 90 lira düşmüş. %50 indirim mis. Metro var burada. Metro'yu oynadım ben bitirdim. Yine güzel indirimler Metro'da. Witcher serisi artık Witcher'ı geçiyorum. Yani 3-5 liraya kadar düşürüldü. Yani buradan e, yapımcı firma CD Projekt'e de sevgilerimizi gönderelim. Abi bu kadar mı iyi oyuncu dostu bir firma olur ya? Size helal olsun gerçekten. Kazandığınız para helal, hoş olsun. Ubisoft'un yapamadığını bu adamlar yapıyor. Neden? Daha doğrusu şöyle. Ubisoft'un yapamadığını demeyeyim de. E, bu adamlar arkadaşlar sadece Witcher oyunuyla şu an Ubisoft'un falan üzerine çıkmışlar hisselerinde mi gelirinde mi bir şey de şirket büyümesinde büyümesinde mi artık tam o hatırlayamıyorum şu anda ama Ubisoft'u falan geride bırakmışlar helal olsun CD Projekt helal olsun adam bak Türkiye'ye oyun çıkartıyor e şey Türkiye'de de Türkiye'ye de çıkıyor oyun ve aynı zamanda Türkçe yama dil desteğiyle gelen oyunları oluyor bu adamların ee, işte Cyberpunk 2077 gibi mesela Metal Gear Solid'in arkadaşlar 16 TL'ye düştüğünü görüyoruz bunu hiç yani kaçırmadan direkt alın. Devam edelim. Dragon Age var orada. Dediğim gibi arkadaşlar ben burada birçok oyunu direkt atlıyorum. Belki bir atlamış olduğum oyunlar sizin oyun zevkinize çok hitap ediyordur. Ya bunu da nasıl bahsetmeden geçersin falan diyebilirsiniz ama dediğim gibi ben böyle gözüme çarpanları direkt söylüyorum. Elbette bir sürü oyun var içeride. Darksiders 3'ün 88 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Bana göre 20 TL bile etme, yani bile vermem ben. Darksiders 3'te şu kullanmış olduğumuz karakter bu kadar mı kötü olur ya? Ya hiç sevmedim arkadaş. Bunu ne yapmışsınız THQ ya? THQ Nordic e, di, herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Abi ilk oyun efsane. Bak gerçekten efsane. Şunları kaçırmayın. Bunları alın oynayın. 12 TL Dark Darksiders 2. TL, 7.5 TL 7.75 TL Dark Darksiders 1. Hem de e, War Mastered Edition'mış. Abi şu iki oyun efsaneydi bence. Üçüncü oyunda zırvalamışlar. Üzüldüğüm bir seri oldu. Daha dördüncüsü de gelecek herhalde. Çünkü mahşerin dört atlısını konu alıyordu. Darksiders Genesis diye bir tane oyun çıktı. Biz Burak'la onu severek oynadık. Ama yazık oldu ya seriye. Bence ilk iki oyunda bu arada gerekli hak ettiği şeyi de görmedi diye düşünüyorum. Bioshock'u aldım arkadaşlar. Ben 12 TL'ye düşmüş. Daha önce oynamıştım. Ee, şey, bir arkadaşın hesabından oynadım. Ama şimdi 12 TL'ye düşmüş. O yüzden sırf benim envanterde bulunsun diye tercih ettiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Şimdi gelelim benim satın almış olduğum oyunlara. 4-5 tane zaten çok fazla değil. Onları bir hemen bir bulayım bakalım arkadaşlar. Evet o bir liste vardı satın almış olduğunuzun, son satın almış olduğunuz oyunları gösterelim ama şu an bulamadım. Ben de buradan ulaştım. Arkadaşlar Deus Ex Mankind Divided şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle kaçırmayın bu oyunu. BioShock Infinite benim tercih ettiğim oyun oldu. Sonic e, Generations isimli bu oyunu satın aldım. Aynı zamanda e, The Hunter Call of Wild benim yine satın almış oldum, aldığım oyunlardan bir tanesi. Çünkü bu da çok sağlam bir indirme e, girmişti. O yüzden aldım. Hatta mağazada incele diyelim fiyatını da bir göstereyim size. E, yine bu da 20 TL'lere kadar. Ha 7 TL'ye falan düşmüş. Baksanız abi. 32 TL'lik oyun 7 TL düşmüş. Ha oynar mıyım? Oynamayacağım. Oynamayı düşünmüyorum. Aldım. Ben de böyle bir manyağım. Yani e, ya bir zaman dikkatimi çekiyordu böyle bir aralar. Bakınıyordum ediyordum falan filan. Ondan sonra Nedense bu oyuna ilgim gitti. Ama dedim belki hani ileride bir gün bir eser mi bakar mıyım diye satın aldım diyelim. Ve videomu kapatmadan önce istek listemi de hemen göstereyim. İleriye dönük hangi oyunların bende heyecan yarattığını göstermek amacıyla Baya Mutant yine THQ Nordic'in ee, yayıncılığını üstlendiği bir oyun. Biomutant beni inanılmaz heyecanlandırıyor. En son yine güzel bir video geldi onunla ilgili. Baya e, bayağı çeşitli yüksek, muhteşem bir oyun. Ee, ne oyunu kung fu diyelim bunlar mutasyona uğramış kung fu fareler ve kung fu filan yapıyorlar ama tabi sadece kung fu değil patır kütür sağlam bir aksiyonda var. Unto The End diye bir oyun var. Bu da duyurulduğundan beri dikkatimi çekti. Onu da listek listeme aldım. Destroy All Humans isimli bu oyun. Eski bir PlayStation 1 oyunuydu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. O da remake oluyor ve PC'ye yakında zamanda gelecek. 28 Temmuz'da geliyormuş. Bir ayı var. Ee, Ghost Runner ve Windbound. Bu Windbound herhalde böyle okunuyor. Bu arkadaşlar bende biraz Zelda izlenimi bıraktı o yüzden bunu da istek listeme koydum unutmayayım diye koydum direkt de satın al, satın alabilirdim ama biraz incelemelerini açıkçası görmek istedim yanım satıyor ve Survival bir oyun bak gördüğünüz gibi grafikler falan şey ama ne nedense bu son indirimlerle beraber Steam'in ağırlaştığında görebiliyoruz arkadaşlar yani gördüğünüz gibi son derece Güzel görünüyor. Ben bu tarz grafikleri seviyorum ve tabii ki olmazsa olmazım benim. Duyurulduğu andan itibaren inanılmaz heyecanla beklediğim Tusuba, e, Kaptan Captain Tsubasa Rise of New Champions. Arkadaşlar, e, fazla söze gerek yok. Yani benim yaşım 32. O yaşlarda e, çizgi film izleyen insanlar olduğumuz için işte 10-12 yaşlarında başladığımız için bu çizgi film olaylarına hatta belki daha küçük yaşta başladık. Gözümü açtığımdan beri Kaptan Tsubasa'yı izliyorum. Ee, bu oyun duyurulmadan bir hafta ya da 10 gün önce falan arkadaşlar Burak'la konuşuyoruz dedim. Ya oğlum dedim yıllardır FIFA'ya PES'e takıldık kaldık bir tane alternatif futbol yok. Şöyle fantazi futbol bir şey çıkartsalar da oturup oynasak FIFA'nın bazı hataları beni deliriyor. PES'e geçtim dedim belki daha iyidir. PES ilk başta daha güzel geldi ama daha sonra oynadıkça oynadıkça onun da zırvalıklarını gördüm. Şu an iki futbol oyunu da bana göre leş. Benim oyun zevkime göre leş. FIFA'yı da sevmiyorum. PES 20'yi de sevmiyorum. Alternatif olsun daha güzel oyun olsun falan filan diye beklerken vallahi Allah yüzüme güldü ve Tusbasa'nın oyunu duyuruldu. Heyecanla bekliyorum. Tabii ki bir e, PES'in verdiği işte FIFA'nın verdiği olayla aynı değil ama fantezi futbol çok istiyordum ben. Kaptan Tusbasa'nın da Yakın zamanda bizlerle buluşacağını söyleyelim. Ağustos 27 diye duyuruldu. Öyle hatırlıyorum. 27, 28 idi. Ha 28'miş bakın burada yazıyor. Captain Tsubasa benim en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi. Yine ön sipariş vermiş olduğum oyunlara gidelim arkadaşlar. Onlardan bir tanesi Marvel Avengers. Ee, yine yakın zamanda bunlar da güzel bir sunum yaptılar ve inanılmaz heyecanlandım. Thor muhteşem görünüyordu özellikle Thor oynanışı falan. Ya ben çok severim Thor'u. Benim Marvel'da birinci e, favorim... Wolverine ikinci favorim kesinlikle Thor'dur abi. O yüzden Burak da bunu çok dört göze bekliyor. İkimiz de ön siparişi verdik. Bekliyoruz ve tabii ki aynı zamanda diğer bir ön sipariş oyunumuz da Cyberpunk 2077. Bu oyun yani te, bu kadar heyecanla beklediğim başka bir oyun yok. Tsubasa var, Marvel var. Bunların hepsini heyecanla bekliyorum ama yani Cyberpunk hakikaten çok özel bir yeri olacak gibi. Çünkü yapımcı firma CD Projekt'e çok güveniyorum. Ee, eğer hype ...seviyemi düşürürse oyun yine sorun değil. Helal hoş olsun bu adamlara yaptıkları işlerden dolayı. Çünkü oyuncu dostu bir firma hakikaten CD Projekt. O açıdan çok seviyorum bu adamları. Diyelim ve artık videomuzu noktalayalım. Evet canlar benden istiyordunuz. Ee, Kaptan Steam indirimlerine bir bak bir bak diye. Ben zaten bakıyordum ama bunun videosunu sizlere hazırlamıyordum. Ee, biraz geç bir video oldu. Çünkü Steam yaz indirimleri başlayalı. Oldu herhalde 3-5 gün. Ee, internete görüyorum birçok kişi çekmiş zaten koymuş bile. Ben çekmeyi düşünmüyordum ama çok fazla yazdığımız için... Ben benim de kendi zevklerimi sizlere paylaşmak istedim, göstermek istedim. Diyelim bir videoyu kapatalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de kendi oyun zevkinizi yansıtan oyunları yorumlar kısmında benimle paylaşabilir. Belki gözümden kaçan oyunları görmeme yardımcı olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum ve bol bol like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.